Merhabalar, ben Ali Yuluk, sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda akıl ve zeka oyunları eğitici eğitmeniyim. Bugünkü oyunumuz Skypity. Skypity oyunumuzu evde nasıl yaparız? Bugün bunu anlatacağız ve birlikte Skypity oyununu yapacağız. Önce Skypity oyunu nasıl oynanır? Ne gibi malzemelerden yapılır? Bunlardan başlayacağız. Önce ben size Skypity oyununda nelere ihtiyaç var? Bir tabloya ihtiyacımız var, oyun tablosuna. Bir de 96 adet pula ihtiyacımız var. Şimdi onları hep birlikte yapalım. 3. Evet, şimdi oyun tablomuzun yapılışını anlatacağız. Bunun için 35'e 50 cm olan büyük boy resim defterimizden 2 adet kopartıyoruz. Önce bir parçasını yapacağız. Bu bir parçasını yaparken resim kağıdımızın bütün kenarlarından 5 cm'lik boşluklar bırakıyoruz. Burada gösterelim size. 5 santimetrelik boşluk bıraktık. Resim kağıdımızın bir kenarından itibaren 5 santimetrelik boşluklar bıraktık. 3 kenarını kullanıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Sonrasında cetvelimizin yardımıyla şurada da ben yazdım zaten. Her bir karenin arası 3,5 santimetre olacak şekilde bakın. Çizgilerle çiziyoruz. Bundan 5 adet yapıyoruz çocuklar. Yine buradan da birleştirmek kolay olsun diye gösteriyorum. 3,5 santimetreleri çiziyoruz. Karşıdan da 3,5 santimetreyi bulup çiziyoruz. 3,5 santimetre üzerinden hatırlatayım tekrar. Çiziyoruz. Çizdikten sonra da bu kenarların hepsini karşılıklı olarak birleştiriyoruz. Bakın bir tanesini birlikte birleştirelim. Şu gördüğümüz kare ortaya çıkıyor. Bu kareyi 5 tane bir kağıtta, 5 tane diğer kağıtta olmak üzere toplam 10 tane dikey, 10 tane de yatay olmak şartıyla karelerimizi 100'e tamamlıyoruz. Oyun alanımızda 100 tane şu şekilde gördüğümüz gibi küçük kareler oluşacak. Bunu hep birlikte yapalım. İkinci kağıdı yapalım. Ve sonra kağıdımızı yaptıktan sonra tablomuz nasıl olacak? Bunu da biraz sonra devam edelim. İki parçayı ortadan birleştirdik. Birleştirdikten sonra şu ortada bulunan 100 kareyi rengarenk boyadık. Ben burada boyarken çapraz bir şekilde aynı renkleri boyadım. Siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Oyunumuzu evde yaptığımız için biz bu oyunumuza zıpla topla ismini verdik. Sizler de kendi isminizi verebilirsiniz. Oyunumuzda puan tablosu 2 ve 4 kişiyle oynandığı için her oyuncunun önüne gelecek şekilde 5 renkten oluşan puan tablosu bulunmaktadır. Şimdi oyunumuzun pullarını yapmaya geldi. Hadi birlikte oyunumuzun pullarını yapalım. Şimdi oyunumuzda kullanacağımız pulları neye göre ve kaç tane yapacağımızı söyleyelim. Oyun tablomuzda gördüğümüz puan tablosunda yer alan renklerle her birisinden 20 tane olacak şekilde evimizde bulunan kartonlardan ve 1 liradan yararlanarak kalıplar çıkaracağız. Yine 1 liramızı koyuyoruz. Etrafını çizerek makasımızla birinci pulumuzu yapıyoruz. Birinci pulumuzu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir pulumuzu elde ettik. Bu pulumuza bizler renkli kartonumuz olduğu için her iki tarafını renkli kartonlarla yapıştırdık. Ama sizler evinizde renkli karton yoksa keçeli boyalarınız, pastel boyalarınız, sulu boyalarınız ve hatta guaj boyalarınızı kullanarak her iki tarafı da aynı renk olacak şekilde 20'şer adet puan tablosundaki renkli pullardan yapıyorsunuz. Ben size hemen yaptığımı göstereyim. Toplam 100 tane kullanıyoruz. Bunlardan 4 tanesi yedek, 96 tanesi ise oyunda kullanacağımız pullar olacak.
örneklerle göstereyim ve sonra da oyunun nasıl oynandığını oynayarak anlatalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz renkli pullarımızı oyun tablomuza ortadaki 4 kare boş kalacak şekilde ve yan yana onun gelmemesine dikkat ederek yerleştiriyoruz. Hep birlikte yerleştirelim bakalım. Taşlarımızı yerleştirdikten sonra oyuna kimin başlayacağını kura yöntemiyle belirliyoruz. Kura yöntemini belirlerken sadece birinciyi belirlememiz yeterli olacak. Çünkü birinciden itibaren saat yönüyle sıra devam edecek oyun sırası. Bunun için kağıdımıza, biz şu anda 3 kişi oynuyoruz. Kağıdımıza bir tanesine 1 yazıyoruz ve kurayı çekeceğiz. Kura hazır. Kurayı çekerken biz evde şunu yapıyoruz. Yaşı en küçük olana centilmenlik gösterip kağıtları ona çektiriyoruz. Seç bir tanesini. Sonra bu arkadaşımız çekiyor. Ve bir numara bana geldi. Önce ben başlıyorum. Oyunumuzda adı üzerinde zıpla toplu olduğu için ben herhangi bir pulu alıp atlayabileceği yere koyuyorum. Atladığım pulu alıyorum ve kendi önümdeki puan tablosunda rengine göre koyuyorum. Saat yönü devam ettiği için sıra Nisan Az'da. Bu oyunda Nisan Az'ın hamlesine çok dikkatli bakalım. Atlayabildiğimiz kadarını alıyoruz. Nisan Az 2 taneden atladı ve ikisini de aldı. Oyun tablosunda da turuncu renkli puan tablosuna koydu. Yağmur Simay hamlesini yaptı. Sıra yine bende. Bakın bunda ileriye, geriye atlayabildiği her yöne, sağa, sola, sadece çapraz atlayamaz. Bir, iki tane atladım. Atladıklarımı puan tablosundaki renk tabloma koyuyorum. Evet. Yağmur Simay burada stratejik bir şekilde oynuyor. Çünkü oyunu sonunda puanlamaya göstereceğiz. Eksik olan tablasındaki renkleri almaya göre oynuyor. O da bir stratejidir. 1, 2, şimdi bakın 1, 2, 3. 3 rengi de aldım. Ve renk tabloma koydum. Yağmur Simay tamamen stratejik oynadı ve bir seriyi tamamladı. Oyun sonunda bir seriyi tamamlamanın bir puan ettiğini sizlere anlatacağız. Sıra bende. Üç taştan atladığım için üç taş da alıyorum. Şimdi oyunun bitişi için biz oyunumuzu devam ettirelim. Az sonra bitişine geçelim. Yağmur Simay'da biz bayağı bir oynadık. O arada en son Yağmur Simay hamlesini yapıyor.
Bir, iki aldı. Sıra bana geldi. Şöyle koyduk. Sıra bana geldi. Benim herhangi atlayabileceğim pul kalmadığı için oyunumuz burada bitmiş oldu. Şimdi puanlamaya yapalım. Evet, oyunumuz bitti. Hamlemiz kalmadı. Şimdi kimin kazandığını belirleyeceğiz. Kimin kazandığını belirlemek için iki yöntemimiz var. Okul öncesi grubu için bizler en çok pul kimdeyse o birinci, sonra ikinci ve sonra üçüncü olarak belirliyoruz. Şimdi okul öncesi grubuna göre, Yağmur Sümer'e göre kim kazanmış bakalım. Bunlarımızın hepsini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yağmur Sümay'ın 31. Bana bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 16. Benim 20 pulum var. Yağmur Sümay'ın 31 pulu var. Neyse ama senin saydığım benim de toplam 35 pulu. 35 pulu olduğu için Nisan Az birinci, Yağmur İsmail ikinci, ben üçüncü oldum. Okul öncesi grupta kazanan kaybeden yok. Sadece birinci, ikinci ve üçüncüler var ve oyundan alınan zevk var. Şimdi daha büyük gruplar ve aileler için puanlamamıza gelelim. Puanlamamızda tablomuzdaki puan tablosuna göre birer tane yerleştiriyoruz. Her renkten birer tane yerleştiriyoruz. Ve bir seri tamamlandığında bu bir puan demek. Üzerine ikinci serimizi koyuyoruz. 2 puan. Üçüncü serimizi koyuyoruz. 3 puan. Şu anda ben 3 seri yaptım ve 3 puan aldım. Diyeceksiniz elinizde kalan fazlalıklar ne olacak? Elimizde kalan fazlalıklar averaj hesaplaması içindir. Eğer rakiplerim de aynı şekilde 3 puan aldıysa o zaman fazlalıkları sayıyoruz. Örneğin Nisan Az da 3 seri yaptı, 3 puan aldı. Ben de 3 seri yaptım, 3 puan aldım. Benim 5 tane fazlalığım var averajım. Nisan Az'ın 6 tane averajı var. Nisan Az oyunu kazanmış olur. Evet. Serilere baktık. Benim 3 puanım ve 5 averajım var. Nisan Az'ın 5 serisi yani 5 puanı ve 2, 4, 6, 8, 10 averajı var. Yağmur Sumay'ın 5 serisi yani 5 puanı. İkisi de puanlarda eşit. Ama averajlara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 averajı var. Nisan Az'ın averajı 10 olduğu için Nisan Az kazananımız oldu. Onu Ben ikinci, yağmurusuna babam yine ikinci, üçüncü. ben yine üçüncüyüm. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ve evde kal, sağlıklı kal, oyunla kal diyoruz. Sizlere veda ediyoruz. Evde kal. Sağlıklı kal ya oyunla kal. Evde kal, sağlıklı kal oyunla kal.